Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha Mevzu Ciddi ile Artı TV ekranlarında beraberiz. Bu hafta program ortaklarımdan Olga Selin Hünler benimle birlikte. Klinik psikolog hem de doktor Olga Selin Hünler benimle birlikte. Ve bu hafta çok kıymetli bir insanı konuşacağız. Osman Kavala'yı konuşacağız. Onun nasıl biri aslında onun kim olduğundan çok ne ifade ettiğini hem var olma, kendini tarif etme, yaptığı işleri itibariyle ne ifade ettiğini, kendisi için ne ifade ediyor olabileceğini belki. Hem de onun başına gelenlerin bize ve toplumun geriye kalanına verdiği siyasi mesajları konuşacağız esasında. Önce minicik bir şeyimiz var. O dönebilir mi lütfen? O dönsün. Sonra konuşmaya başlayalım. Evet, Osman Kavala'yı çeşitli şablon diyorlar bunu, onlarla gördük. Hakkın geçenlerde Arter'in açılışında, sonra Biennial'in açılışında, daha pek çok vakada Osman Kavala'nın arkadaşlarının, sadece arkadaşlarının değil, özellikle kültür sanat camiasının diyeyim, sivil toplumun aynı zamanda bir şekilde tepki verdiğini, tepki vermenin bir yolunu bulduğunu onun başına gelenleri gördük. Kabul edilmiş, özenilmiş aslında bir kişilik. 1999 depreminden sonra karar verdi iş hayatını bırakıp sadece sivil toplumla ilgilenmeye. Ve o aşamadan itibaren de onu ben açıkçası o tarihlerden sonra İstanbul'da yaşayan birisi olarak ki 99'da onunla tanışmam da zaten Sivil Koordinasyon Merkezi'ydi. Onun görmediğim bir etkinlik hatırlamıyorum. Onun bir şekilde etrafında olmadığı, kolaylaştırıcısı olmadığı, kısmen katkı sağlamadığı, katkı sağladığı halde pek de ismini etrafta dolaştırmadığı tek bir şey hatırlamıyorum. Ve sadece proje yapmak ya da projeleri desteklemek değil, aynı zamanda ben şeyi hatırlıyorum, insanları yan yana getirmeyi, yani ha siz böyle böyle şeyler mi yapıyorsunuz, ondan o en çok duyacağın şeydir mesela, yani siz böyle böyle şeyler mi yapıyorsunuz, şu arkadaşımız da var, o da böyle bir şey yapıyor vesaire falan. Sonra şeyi duyduğunda çok sevinir, beni Jacqueline Çelik'le tanıştırmaya kalkışmıştı, şundan kalkışmıştı diyorum, Jacqueline benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Biraz nelerle uğraştığımız anladığında şey dedi, aslında Jacqueline Çelik'le tanışmanız lazım. Çok heyecanlı bir şekilde. Biliyorum. Ve bunları hep heyecanla yapan, inanılmaz heyecanla yapan biri gerçekten. Ve şu anda yaklaşık 2 seneden fazla bir zamandır cezaevinde. Önce senin ne düşündüğünü bu konu hakkında öğrenelim. Sonra devamına geçelim. Benim kişisel olarak Osman Bey'le tanışma şansım olmadı ama onu bilmeden yaptığı bütün projeleri desteklediği, organize ettiği, içinde bulunduğu bütün projeleri bilmemek mümkün değil. Yani Türkiye'de hakikaten bir sivil toplum varsa, bir sanat kültür camiası varsa, bir örgütlenme, bir araya gelme imkanı varsa yani şu an geriye bakıp düşününce herhalde bunun çok büyük bir kısmında Osman Bey'in payı var. Osman Kavala'nın payı var. Yani bunu görmemek, anlamamak mümkün değil hakikaten de. Ve ya ben onu kişisel olarak tanımıyorum ama onun hakkında söylenen şeyler, arkadaşlarının, onunla beraber olarak beraber çalışmış insanların, herhangi bir projede yer almış insanların söylediği şeylerden de hakikaten gözümde canlanan çok kibar, çok nazik, çok ince, çok düşünceli bir insan oldu. Evet, alabildiğine de cömert de. Bu cömertliği de yalnızca şey anlamında söylemiyorum. Hatta hiç o anlamda söylemiyorum. Yani finansal destek bulabilmek için insanlara, işte sanatçılara, daha başlangıç aşamasındaki sanatçılara, başlangıç aşamasındaki sivil toplum inisiyatiflerine, bunlar her zaman dernekler ve kuruluş olmak zorunda değiller. Bu şeyden hani kültürel mirasın korunmasından işte afete hazırlığa kadar uzanan geniş bir çerçeve.
Fakat bu çerçevenin galiba en belirleyici unsurlarından bir tanesi, oluşturduğu en belirleyici unsurlardan bir tanesi ki bunu galiba biraz fazlaca konuşmamız gerekecek. O da toplumun farklı kesimleri arasında ki dargınlıkları, küslükleri, kavgaları ortadan kaldırmak demeyeceğim çünkü o biraz iddialı olur ve o da bunu istemez. Buna ortadan kaldırmak demeyi istemez. Ama bu küslükleri, dargınlıkları konuşabilecekleri ortamlar hazırlamak, müzakere edebilecekleri, birbirlerine artık hani o kadar büyük mesafelerden bakmayacakları, kavga da etseler, kavga etmek için bile olsa bir ortak zemin hazırlamak. Bu bana biraz şeyi düşündürmüyor değil, Osman Kavala'nın neden cezaevinde olduğunu. Çünkü hani siyasi söylemini, siyasi iktidarını şeye bağlamış, kutuplaşmaya, insanlar arasında duvarlar örmeye ve birbirlerine onları küfrettirmeye, birbirlerine kızdırmaya, birbirleriyle ilgili yaralarını belertmek denir ona, onları kanatmaya odaklamış bir siyasi iktidarın. Osman Kavala'nın yaptığı türden, keza belki Selahattin Demirtaş'ı da oraya koymak gerekir. Onların yaptığı türden zarafetle hareket edebilmeyi düşünüyor olmaları bile mümkün değil. Ve muhtemelen tabii bu zarafet bile tek başına iktidarı çok sinirlendiriyor. Muhtemelen. Yani önümde o kadar uzun bir liste var ki Osman Kavala'nın içinde olduğu ya da desteklediği projelerle ilgili. Yani Diyarbakır Sanat Merkezi var burada. Tandem programı var, Tophane'de depo var. Yani Anadolu kültürün zaten hani kendisi Van depreminden sonra çocuklara özellikle mülteci çocuklara yönelik olan bütün girişimler var. Çift dilde çocuk kitapları var. Ermeni Türkiye Gençlik Senfoni Orkestrası var. Onu yani, en heyecanlandıranlardan bir tanesi şeydi, Diyarbakır'da sokak çocuklarıyla yapılan fotoğraf projesiydi mesela. O hem çok etkilenmişti. Ben şahidim, sergisine de gittiğim için şahidim. Yüzünden çok da şeffaf birisi olduğu için ne hissettiğini hakikaten görebilirdin. Yani görebilirsin. İnşallah çıkacak ve biz yine göreceğiz onları. Orada mesela gözlerin ne kadar dolu dolu olduğunu, o çocuklarla beraber ne kadar sevindiğini, yani neredeyse hatta o sevinci biraz da göstermemek, neredeyse sevinç çalar gibi olmamak için de bunu mümkün olduğu kadar şeyden, köşeden yapmaya çalıştığını bizzat şahit olmuştum. Yani bu zarafet derken çok hakikaten böyle bir şeyden de bahsediyorum. Çünkü birçok zaman bu kadar projelerin merkezlerinde olan insanlar, bu kadar işte ağların, networklerin merkezinde olan, bunları destekleyen, ortaya çıkaran, kuran insanların hakikaten bu kadar mütevazi, bu kadar kendini geriye çeken bir pozisyonları olmaz. Birçok zaman onu yaptım, bunu yaptım, bunu da yaptım gibi böyle bir aslında iş projeden çıkıp insanların kendi self promosyonu emosyonlarına dönerken hani Osman Bey'in yaptığı her şeyde hakikaten biraz geride duran, biraz işte insanları ön plana çıkaran, projeyi ön plana çıkaran, iki adım geride duran, izleyen ama bir iş olduğunda da bunu birinci elden halleden, yani geçen gün biri bir tweet atmış kampanya sırasında, staja başlamış ve ilk gittiği gün masayı Osman Bey kuruyormuş. bu da hakikaten bu kadar hani merkezi bir figürden hiç beklenmeyecek kadar işin içinde olmak. Şimdi geçen hafta bir bu programı neden yaptığımı sadece söyleyeyim. 2 Ekim günü onun doğum günü ve iki şey yapıldı bu doğum günüyle ilgili. Pek çok şey yapılıyor yıllardır onun serbest bırakılması için. Birazdan şeyi de, bu hukuki süreci de, hangi süreçte şu anda içeride onu da konuşacağız. Fakat bu yapılan son iki etkinlik hakikaten büyük bir bilinirlik sağladı meseleye. Onlardan bir tanesi sevgili Osman Kavala Twitter'da bir kampanyaydı. Diğeri de bir kitap hazırlandı ve 2 Ekim günü kendisine sunulacak bu kitap. 300 kişi onu çok yakından tanıyanlar dışarıda bırakılarak seçilmiş 300 kişi. Sevgili Osman Kavala diyerek, onlardan biri de benim, sevgili Osman Kavala diyerek bir kitap hazırladılar. Hazırlayan insanların tepkilerinden anladığım kadarıyla
bir kez daha bu 300 kişi birbirlerini bir kez daha Osman Kavala aracılığıyla yeniden tanımış oldular. Bu biraz hani o etkinin bazı insanları cezaevine koymanız ya da bazı insanları ne bileyim ben sürgüne göndermeniz, susturmanız, işte kitaplarını toplatmanız, konuşmaması için elinizden geleni yapmanız vesaire falan işe yaramıyor. Hiç işe yaramıyor. Tam tersine onlar bu onlardan bir tanesi. Cezaevindeyken bile birçok insanı belki dışarıda olduğu yönden çok daha fazla, çok daha güçle birbirine bağlayabiliyor. Kesinlikle öyle. Kavala bunu yapıyor. Demirtaş da bunu yapıyor hakikaten. Başka bunu yapan insanlar da var. Şimdi şu tweetleri bir görelim. Arkadaşlar gösterebilir miyiz tweetlerimizi? Gösteremez miyiz? Yiğit Aksakoğlu onunla beraber hatırlarsanız cezaevindeydi, çıktı. Çocuk hakları Halit Enger önemli bir sanatçısı Türkiye'nin modern sanatçısı. Anadolu Kültür'ün onun kurduğu vakfın attığı bir tweet bu da. Hafıza Merkezi onun çok katkısı olan bir yer ve Hafıza Merkezi'nin özelliği de biliyorsunuz özellikle 90'larda yaşananları Türkiye'de başta faili meçhuller ve gözaltında kayıplar olmak üzere ona dair hafızayı diri tutmak. Diri tutmak, canlı tutmak için. Bu şey değil, Bosnalı Müslümanlara yardım topluyordu onu. Bir kurumdan gelmiyor, bir kişiden geliyor. Diyor ki onu bağış listesine yazılan miktarları incelerken yüzüne yayılan gülümsemeyle hatırlıyorum. Hakikaten kendisinin, şöyle söyleyeyim. Kendisinin yapması onu o kadar ilgilendirmiyor Osman Kavala söz konusu olduğunda. Başkalarını bir şeylerin ucundan tutmaya ikna ettiği zamanki kadar mutlu. Cesaretlendirmek. Evet, o inanılmaz bir şey. Devam edelim. Yine yani kim olduğunu bilmiyorum hakikaten. Bu tweetlerin çoğunun kim olduğunu bilmiyorum. Biraz daha yavaş gidebilirsek arkadaşlar. Reha Ruhavioğlu söylüyor bunu az önceki şeyi. İşte Barış Altan tohumlarını attığı Mardin ve çevresindeki Süryani mirasının belgelenmesini amaçlayan proje için Midyat'tayız. O içeride ama projelerde projeler devam ediyor. Çalışmanın her günü kendisini anıyoruz ve bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Devam edelim. İzler filmi Traces gene onun katkıda bulunduğu çalışmalardan bir tanesi o. Sinemaya olan katkılarından dolayı teşekkür ederim Naim Gümüş. Bu dünyanın taşı toprağı onun kıymetini bildi. Van bildi, Diyarbakır bildi, Antalya bildi, Edirne bildi. Antakya pardon ama bu ülkeyi yönetenler bilmedi. Biz biliyoruz Osman dokunduğun birilerine insan kıymetini biliyor ve özgürlüğün binlerce insanın kıymetini biliyor ve özgürlüğünü bekliyoruz diyor Naim Gümüş. Gaye Boralıoğlu, sevgili Osman Kavala daima bir ilham kaynağı oldu benim için. Hakikaten şu benim için çok devam edelim arkadaşlar. Sonra söyleyeceğimi. Kars'a ilk gidişimde 97'de orada doğan Ermeni şair Yeşe Çarens'in evini görmeyi bekliyordum heyecanlı. O metruk evi gördüğümde bir hüzün çöktü. Sonra sevgili Osman Kavala'nın o evi aldığını kurtarmaya çalıştığını öğrendiğim an hüznüm dağıldı, umutlu oldum. Devam edelim. Hepsini okumayacağım artık. Eşit Haklar için İzleme Derneği aynı şekilde. Eda Gecikmez yazıyor bunda. Barış Vakfı yine katkıda bulundu. Destek olduğu çalışmalardan biri. Bütün tweetlerin içeriğine bakarsan evet. Hep bir barış teması ortaya çıkıyor. Hep bir dayanışma teması ortaya çıkıyor. Hep bir umut teması ortaya çıkıyor. Yani hakikaten böyle Osman Bey'in birleştirdiği tüm bu insanlarda galiba bu duygular da çok ortak olarak. Özgürlük savaşçısı değil, barışçısı diyor. Yani galiba dediğim gibi az önce de söyledim galiba sadece Osman Kavala'nın biraz Osman Kavala'dan açılalım istiyorum. Şimdi Osman Kavala'nın cezaevinde neden suçlu olduğunu bile hani hakkındaki iddianamenin ne kadar geç yapıldığını düşünürsek eğer neden suçlu olduğu bile anlaşılmadan aslında onu suçlayanlar bile neden suçladıklarını pek bilmeden
suçlayabilecekleri bir şey arayarak onu içeride ve hapis tuttular. Bunun sebebi bana şey gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Tam da bu karşıtlık gibi geliyor. 18 Ekim 2017 günü Osman Kavala gözaltına alınıyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan 24 Ekim 2017'de yani Osman Bey'in gözaltına alınmasından sadece 6 gün sonra grup toplantısında, AKP'nin grup toplantısında konuşuyor ve buradan alıntılayarak Türkiye'nin Soros'unun havası çıktı ortaya, bağlantıları çıktı ortaya. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz? Taksim olaylarının arkasında bakıyorsunuz aynı kişi. Bakıyorsunuz belli yerlere ciddi manada kaynak aktarımın arkasında bunu görüyorsunuz. Şimdi bunlar popülist sağ politikacıların çok sık kullandıkları hiçbir şey söylemeyen cümleler. Yani sanki böyle çok büyük iddiaları varmış gibi yapan, sanki ellerinde çok büyük kanıtlar varmış gibi yapan, sanki her şeyin sırrına vakıfmış ama bu sırrı hepimizden saklıyormuş gibi yapan ve aslında hiçbir şey söylemeyen laflar. Yani dünyada bütün sağ popülist hükümetlerin en çok saldırdığı şeylerden bir tanesi sivil toplum. Şimdi bunu Soros'u bugün kullanarak yapıyorlar. İşte bunu Erdoğan da yapıyor, bunu işte Macaristan'da Orban da yapıyor. Bunun altında yatan çok ciddi bir antisemitizm de var. Hani hiç boş değil bu tarafı. Bir taraftan da sivil toplumun güçlenmesi demek insanların hükümetlerle, iktidarlarla, baskıcı devletlerle mücadele etmek için kendi kendilerine yollar, yöntemler bulması demek. Ve yani Osman Kavala gözaltına alındıktan daha bir hafta geçmeden böyle bir açıklama yapmak demek de bir taraftan elimde hiçbir şey olmamasına rağmen ben seni buradan çıkarmayacağım çünkü ben seni çıkardığımda sen iyi şeyler yapıyorsun, özgürlükçü şeyler yapıyorsun, barış için bir şeyler yapıyorsun ve bu benim kurmak istediğim korku, tahakküm iktidarını baltalıyor demek. Yani neden tekrar geziye dönüyoruz? Her sinirlenildiğinde. Ya şöyle bir tarafı da var. Şimdi bir, senin söylediğin yerden biraz daha açılarak gideceğim. Galiba şöyle bir tarafı da var. Şimdi 90'ları hatırlayalım. 90'larda üst üste gelen krizler, işte Kürt meselesi, o çatışma ortamı, bilmem ne vesaire falan. Sonra 99 depremi, ardından 2001 krizi vesaire falan derken bir yazıda da söylemiştim bunu, aslında devlet çöktü 90'ların sonunda ve devletin çöktüğü o yerden iki ciddi güç çıktı. Bir tanesi AKP'ydi bunun, diğeri de sivil toplum. 2013'e kadar şeyi düşün, 2013'e kadar muhalefeti düşün. Şimdi muhalefet siyasi parti düzleminde muhalefet azıcık yüzünü gösterir yeni gibi yeni oldu. Yeni yeni hani şey değil ama 2013'e kadar ve ondan sonrasında da asıl muhalefet nereden geliyordu? Sivil toplumdan geliyordu. Yani AKP'ye karşı sivil toplum ve üniversite. Üniversitenin başına gelenleri biliyoruz. Hani üniversitenin sivil toplum başına gelenleri de biliyoruz. Yani hakikaten kolay olmadı şeyin bunun altından kalkması. Çünkü 99 depreminden sonra ciddi bir, Türkiye'de her zaman sivil toplum. Şimdi söyleyeceğim şey bir sürü insan kızacak ama güçlüdür. Çünkü devlet hiçbir zaman o kadar güçlü olmadı. Dolayısıyla sivil toplum ile de örgütlü olmak zorunda değil. Fakat belli dayanışma ağları, beğenelim beğenmeyelim. Zeminleri kötü olabilir. Yani işte kimisi hemşehricilik üzerinden dayanışır, kimisi cami derneğinin üzerinden, kimi hayır hasenat, kimisi hayır hasenat, kimisi de insan hakları üzerinden dayanışır. Beğenmesek de bu temellerde bir takım örgütlenmeler var. Yani insan hakları derneği örneği var elimizde. Tabii. İnsan hakları ihlallerinin en yoğun olarak yaşandığı dönemde İHA'de herkes için bir sığınak ya şeyi oldu. Bile sayabiliriz onların içerisinde, ne bileyim, lise mezunları derneklerini bile sayabiliriz. Çünkü onlar da kendi aralarında çeşitli düzeylerde bir dayanışma ağı kuruyorlar. Dayanışma ağı kurarlar. Fakat 99'da sivil toplum bu küçük dayanışma ağlarının dışına çıkıp daha büyük, dolayısıyla siyasal iddiası da daha geniş olan ama bu arada da devletin iktidarına da telif olmayan, onunla beraber yürürken bir taraftan da tam sivil toplumun yapması gerektiği gibi ona destur diyen, orada dur bir bakalım yani senin sınırın biraz geriliyor şimdi ona göre diyen bir şeydi. Öbür tarafta da AKP vardı. Yani o krizden o ikisi birden çıktılar. O yüzden zannediyorum şeyin, AKP'nin başka yerlerde de gene popülist sağ şeylerin, siyasetlerin en büyük düşman olarak kendilerini sivil toplumu görmeleri şey değil.
ne derler onu dediğinden pek tesadüf değil. Değil tabii ki. Yani şimdi birçok popülist rejime baktığımız ya da işte bir sürü daha doğrusu popülist dil kullanan, diskur kullanan sağ hükümetlere baktığımızda şey çok sık yaptıklarını görüyoruz. Yani yurttaşları kendilerine bağımlı kılmayı. Herhangi bir dayanışmacı sahikle değil, tam tersine yukarıdan aşağıya kendi kontrol ettiği, kendi beğendiği, kendi biçimlendirdiği ve kendi seçtiği şekilde bunu da, yani dağıtan bir rejim inşa ettiklerini görüyoruz. Şimdi sivil toplum tam tersine onun altından sandalyesini çeken bir şey. Çünkü yatay bir şey. Yani beraber yapılan bir şey. Ve kontrol edilemeyen bir şey. Zaten öyle de olması gerekir. Yani devlet niye şöyle söyleyeyim. Devlet denetleyebilir sivil toplum örgütlerini. Yani onların işte defterlerine bakar. Ne bileyim ben hani ne iş yapıyorlar, kimlerle yapıyorlar vesaire falan diye. Yani vakıfları ve dernekleri kontrol eden bir sürü şey var. Tabii çünkü yani işte yolsuzluk olmasın, bilmem ne olmasın vesaire falan. Ama sivil toplumun ne diyeceğini, ne türlü bir amaç güdeceğini ve onu kimlerle nasıl yapacağına karışamaz. Adı üzerinde sivil. Adı üzerinde sivil. Diğer türlü toplum örgütlerine zaten gongo deniyor. Yani devlet kontrolündeki sivil gibi yapan toplum örgütleri. Governmental NGOs. Ve yani şimdi seninle şey konuşurken bir taraftan da bu tarih şeyi önümde açık. O arada akıyor da şeyde. Yani şey çok korkunç. 18 Ekim 2017'de gözaltına alınıyor Osman Kavala. Arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere çeşitli itirazlar yapılıyor. Neredeyse her ay tutukluğun devamı için bir itiraz dilekçesi veriliyor. Her seferinde tutukluluk halinin devamına karar veriliyor. 19 Şubat 2019 tarihinde ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenleniyor. Yani bu o iddianame de deli saçması tam bir iddianame. Bunu yazmayan kalmadı. Yani zaten artık şey iddianamelerin deli saçması olmadığı vakalar son derece sınırlı. Özellikle de hani sivil toplumla, siyasette, politikayla, barış, özgürlük, basın vesaire ilgili bütün şeyler bir tür böyle saçmalık silsilesi halinde. Ama bunu hazırlayabilmek için bile 2 sene bekleniyor. Ve herhangi bir somut gerekçe de gösterilmeden, yani yurt dışı çıkışı mı problem, sokakta yürümesi mi problem? Herhangi bir delil mi karartacak? Neyi karartacak? Bütün yaptığı her şey zaten ortada. Yani 2 sene boyunca hiç acımadan, hiç göz kırpmadan bir insanı cezaevinde tutup aslında yargılamıyor. Tüm bu süreçte cezalandırmış oluyor. Ne için olduğunu da bilmiyoruz. Sadece var olduğu için. Ve yani aslında tüm bu bileşenlere de ayağını denk al mesajını verebilmek için diye olduğunu düşünüyorum ben. Aslında o zaman gene başlangıçta bahsettiğimiz şeye dönüyoruz. Yani iki zıtlıktan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi siyasi iktidarda. Diğeri de bu şekilde cezalandırılsa bile sivil toplumun, iktidarında demeyeceğim ama sivil toplumun temsili olarak orada bulunuyor. Dolayısıyla aslında yaşadığımız şey Osman Kavala nezdinde siyasi iktidarın sivil toplumu sadece cezalandırdı değil, aynı zamanda Osman Kavala'nın kişiliğine yönelik bu cezalandırma bir gözdağı da aynı zamanda. Hani başınıza ne geleceğini bir benzeri zaten Büyükada meselesinde aynen, yaşanmıştı. Yani Türkiye'deki en ciddi çalışan, en kendini adayarak çalışan sivil toplum insan hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri apar topar bir eğitim için, bir workshop için toplandıkları bir toplantıdan apar topar derdest edilerek gözaltına alındı. Şimdi işin umutlu tarafını, biraz az vaktimiz var bu hafta, o yüzden umutlu tarafını konuşmaya geçelim. Evet. Şimdi umutlu tarafı da şu, ya bu karanlık tabloyu gördünüz. Yani hani inanılmaz korkunçlukta bir hukuksuzluk ve adaletsizlik. Öyle bir boyutta da yapılıyor. Mantıksızlık. Öyle bir boyutta da yapılıyor ki
Bırakın yargının, devletin meşruiyetini neredeyse oyar vaziyette. Çünkü devletin meşruiyeti neyle var? İşte adaleti sağlarsa var. Adaleti sağlayacak, refah sağlayacak vesaire falan. Bunların hiçbirini sağlayamayan devlet, bunları sağlayamadığını gösteren insanlara sus bakayım vesaire falan şimdi diyor. Şimdi umutlu bir şey söyleyecektin. Umutlu bir şey söyleyeceğim ve buna rağmen yani ve bunun içinde seçiyor bazı insanları. Atıyorum mesela Selahattin Demirtaş'ı seçiyor, Osman Kavala'yı seçiyor. İşte Cumhuriyet gazetecilerini, Cumhuriyet Gazetesi'nin, eski Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecilerini seçiyor. Bunları çok çirkin ve göstere, hukuksuzluğu neredeyse göstere göstere seçiyor, hapsediyor. HDP'li kadın vekiller, Canan Kaftancıoğlu, bunların hepsi seçilmiş Gezi davasında seçtiği insanları düşünelim. Yaşlarına bakmıyor, ne iş yaptıklarına bakmıyor, saygınlıklarına bakmıyor, hiçbir şeyine bakmıyor ve onları teker teker ya cezalandırıyor ya da tehdit ediyor. İstiyor ki bunu niye yapıyor? Tehdit niye yapılır? Ya tehdit aslında o cezalandırılana yapılmıyor. O bakana yapılır. Etrafındakilere yapılır. Oluyor mu? Olmuyor. Umut dediğim şey buydu. Olmuyor. Nasıl olmuyor? Olmuyor. Çok güzel olmuyor. Çünkü hakikaten işte o Twitter kampanyasına, o hashtag kampanyasına baktığımızda Osman Bey'i hiç tanımayan insanlar bile o kadar sevgiyle, o kadar saygıyla, o kadar onun dışarıda olmasını isteyerek, özleyerek, talep ederek yazıyorlar ki işte insanlar bir Biennale açılışında, film festivalinde, şurada burada bir araya gelip bunu talep ediyorlar. İnsanlar sosyal medyada bunu talep ediyorlar ve bu kadar baskıcı, bu kadar nefes aldırmayan bir iktidar varken bile insanlar hala bunu talep edebiliyorlar. Yani kalkıp Silivri'ye davaları takip etmeye gidiyorlar. Çağlayan'da adalet nöbetleri tutuluyor ve bu sadece belirli insanlar için değil, hak ihlallerine karşı artık böyle bir refleks gelişmiş durumda. Yani sivil toplumu belki bu anlamda derneklerden ve örgütlerden, organizasyonlardan çıkararak tam tersine toplumun her yerine yaymayı başardı. Her yer sivil toplum, her yer direniş oluyor. Aynen. Umutlu olduğunu söylediğim şey buydu. Umut tarafı biraz da şuradan. Siyasi meşruiyet böyle kazanılır. Yani her mazlum meşru değildir. Her mazlum meşru değildir. Her mazlumluk hikayesinden meşruiyet olmaz. Mazlumluk hikayesinin mutlaka adaletle bir mücadeleyle. Ben şey söylerim hep. Yani Türk toplumu mağdur sever vesaire falan diyorlar. Sevmez mağduru. Türk toplumu mağduru sevseydi Kürt meselesi diye bir şeyimiz olmazdı. Bir Sulu Kule'den romanları atamazdı devlet öyle eğer. Çünkü bütün mağdur edilenlerin yanında olmuş olsaydı LGBT'ler şiddet görmezdi. Ermeni soykırımı olmazdı. Öyle bir şey değil. Ama Türk toplumu diye bir şey varsa tırnak içerisinde söylüyorum. O da karman çorman bir toplum çünkü böyle kategorilerle hoş kategoriler değil. Gene de eğer öyle bir şey varsa mağdurla da bir ilişkisi varsa onun mücadelesini seviyor ve onaylıyor. Ve o mücadele üzerinden bir meşruiyet veriyor. Ve galiba hani şu gördüğüm şey senin tarif ettiğin az önce benim de işte umut diye gördüğüm şey galiba o meşruiyetin artık ciddi anlamda bir birikim oluşturması, bir siyasi söze ve birikime dönüştürüyor. Yani insanlar şüphesiz Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı dışarıda istiyorlar. Tabii ki özgür olmalarını istiyorlar. Ama insanlar onların özgürlüğünü talep ederken aslında kendi özgürlüklerini de talep ediyorlar. Tabii ki. Ve bu özdeşleşme belki de yeni bir siyasi hareketin derken bir siyasi partinin vesaire falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama yeni bir siyasi atmosferin, yeni bir siyasi o taleplerin ne anlama geldiğinin bir artık bir iyice anlaşılmasının belki doğuşunu da tetiklemiş olacak. Bir de sivil toplumun yeniden canlanmasını üstelik eskisinden biraz daha güçlü ve belki de daha tedbirli. Çünkü elbette kusurları vardı. Yani hatırlıyorum 2010'lar vesaire falan gibi sivil toplum demek aynı kadar kıymetli vesaire falan demek. Sen de liberalsin galiba falan diye eleştirilmekle eşdeğer bir şeydi. Bu türden hikayelerin kıymetini ve hani nasıl güçlendirilmeli gerektiğini de galiba iyi anladık. Evet, bu eleştirileri getirenler için de herhalde bu bir takkeyi koyup düşünme şansı olmuştur ya da olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Ben şahidim bir kısmının ciddi anlamda düşündüğünü ve artık oralarda dolaşmadığını vesaire falan. Ve yani şey de değil, sivil toplum kavramı eleştirilemez bir şey diye de yok. Her zaman eleştirilmesi gerekir ama ne kadar kıymetli bir alan olduğunu galiba unutmamak daha iyi gerekiyor. Anladık. Evet, bu hafta programımız ne yazık ki erken bitmek zorunda. Ama bitmeden Osman Kavala'ya iyi ki doğmuş diyelim.
Evet, sevgili Osman Kavala, iyi ki doğdun, iyi ki tanıdık seni, iyi ki seninleyiz, iyi ki sana tanık olduk, şahit olduk, bütün zarafetine, bütün içtenliğinle hepimizle birlikte mücadele ettiğine diyeyim ben. Bir an önce çıkması ve tüm sevdikleriyle beraber bütün güzel günlerini tekrar kutlayabilmesi dileğiyle diyeyim ben de. Eyvallah. Efendim, iyi akşamlar.